Xitayning oqibati qandoq bo'ladi? Analizchi Artur Valdurun. Bu maqala Uyg'urlar Tor jurnalining 5-chi sonidan ilindi. Men buni o'qishdan burun Uyg'urlar Tor jurnalini qisqacha tunishtirib o'tay. Bu jurnal Uyg'ur madaniyati va mavjudiyatining jurnali. Bu jurnalda tuvandiki sahiblar bor. Mislsiz uyg'onish, Xitoy tadqiqoti, Uyg'ur tili, Guliston, tarix va biz, ko'chkundiki Uyg'urlar, madaniyatimizda islom, hikmatlar, buyuk simolar, xalqaro vaziyat. Bu tor jurnalining tafsiliy maqolasini ko'rmoqchi bo'lganlar, Erkin Siddiq akamizningki Facebook betiga kirsa, tor jurnalining adresi bor. Bu tor jurnalini vujudga chiqarish uchun emgak singdirayotgan barliq fidokorlarga rahmat. Allah ularning tinin salomat qilsin. Endi maqolaning o'zi kelaylik. Oldi bilan analizchi Artur Valdurun bilan tanishib o'taylik. Artur Valdurun bir tarixshunos. U Pensilvaniya universitetining professori. Amerika Xitoy iqtisodiy va bexatarligini ko'zdan kechirish komitetining quruvchi a'zolarining biri ham Jimmy Stone fondining mudiriyat yig'ini a'zosidir. Әмді оның 2019-лі 11-26 күні Америка идея пішвалері риясәдісі Джан Джекілек білен өткізген сөхбітіні оқып өтіміз. Бұ сөхбет бәк ұзынке, бұның ішчетін өзімізге мұнасөтік болған қысымларыны оқып өтішіні муапық көдім. Джекілек, ене бір чоң мәсіл бар. Сода вә кішілік оқық мәсілісі. Сіз бұныңға қанда қарайсыз? Артур, шындақ. Мен бұны өзінімі, өзгінімі алдаш деп қараймен. Мен дайым бұ әқті мұндақ бір мисалыны кәлтірімен. Сізні неге юріктікі 86-чі көчіда яшайду деп қарайлы. Вә бұ көчіда ерлік тәйяр емектіклер дүкіні бар деп қарайлы. Дүканның әйнекеден дүканда сетіладыған қалтыс Италия татлық түрімлері, ешлік пішлақлар, ва көркем шекілді кесіп таярлап құйылған көйшілер, шишлерге қачыланған қымет бұлық арақ шыраплар көрініп тұрды. Сіз бұ дұқаны алдыдың қарысыңыз, юқырқыда кәшеметтік емек ішмеклер көзіңізгі ташлынды. Әмі сіз дұқанға кіріп арқа тәріпігі өзсіңіз, ұй әрді емекіні соғуқ ва еңі халетті сақлаш үшін ішілтідіған чилеклер бар. Бұ чилеклерді еңіден соғыр велінған бөрек, жігер, юрәклер бар. Бұ инсанларың ішкі әзалері. Есімізді болсын ки, мұшы пәйтінің өзі де кішілерінің ішкі әзалері кесіп, іліні өлі батуду. Кішілер текше зиянкешке ұшчыра батуду. Бұ ішкі әзалерінің нұрғылыры Қытайның қейри рәхбәрлеріге, яғи оларының бала чақылырға тәмілінің батуду. Yıqında Xitay rəhbərlərinin pərzəntlərdən biri rah kesili bulub qalğan. O, özünün nurğun içki orqanlarının almaşdırılğalığını tılğalğan. Xoş, siz baya biz bayan qılğan dükkanğa qandaq baha berisiz? Əcəba, siz məntaqa dükkanının aldı tərəpidiki pokaylərdən yemək içmək situalı mən? Dükkanın arqa tərəpidiki insanı tirik rub ili bilinğan içki əzaları bilən karım yox, demsiz? Bu yeni içki əzalarının nədin kəlginini xuda bilidu. Siz bu dükkan zadi nemi iş qılvatudu, dəb qarab turamsiz. Cikilək. Bu misal adamın toxu ətlərini öldürdü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 d
Artur, mana bu amerikalıklar yakınki yıllar mabeyinde duç gelgen işler. Mundaq jetkanda, Xitayda milyonluğan adam Xitay rejiminin kırgın kılışıga uçuravatkanda, Musk efendi Xitayga milyon dolarlap meblağ salmaqta. Qancılığan Türklerinin Xitay tarafından öldürülgenligini Xuda öz bildi. Gayet zor sandiki insan rahimsizlerce horunuvatkan caylarğı solandı. Xitayda kanun boyunca idare kılış, erkinlik digerlerden eser mi yok? İqtisadi amil siyasi amilinin hareketlendirgüç küçü. Bu mu bizden Xitaydın
iqtisodiy jihatda Xitoydan chek ayirishimizning sabablarining biri. Chunki bizning Xitoy bilan bo'lgan tijoratimizda bizning qayirganda kutinish pulimizmi mablag' qilinib silinadi. Ularning hammasi Xitoy kommunistik partiyasining mavjudligini saqlab turishning asosiy hisoblanadi. Xitoy faqat ashu ziyon ichidagi davlat egiligidagi korxonalari va boj orqaliqlar mavjudligini saqlasa, ahvol tamoman boshqacha bo'lgan bo'lardi. Hitlerning yahudilarga ashundoq muomala qilishi to'g'ri emas. Ammo Germaniyadagi Leica shirkati tulumi ilg'ar kamerani yasab chiqaryapti. Ondaqda biz nimishqa Xitoy bilan savdo qilgandek, Germaniyaning Leica shirkati bilan savdo qilmaymiz? Bir tarafdan biz Xitoy rejimining yurgizayotgan siyosatlarini qo'llamaymiz deb qo'yib, bir tarafdan uning bilan savdoni davomlashtirsak, bu bir ikki yuzlimichilik bo'lib qolmay, yana bir nuqtadan Xitoy rejimiga qarshi turishimiz mumkinsiz bo'lib qoladi. Chunki savdo bilan kishilik huquq bir-biri bilan zich munosabatlik. Bu ikkisi bir-biriga biqinidi. Baxtga qarshi Xitoyga eng oson ishinib qoladigan Amerikaning savdo sohasidagi ashu magnatlardir. Morgan Stanley qatorliq shirkatlarning rahbarlaridir. Uning deyishicha, xuddi Beijingning havosida bir xil modda bordek. Masalan, eng tayin tajribalik suhbatchilar, uy mulk savdogarlari Xitoyga borgandan keyin barlik qurilish alohidliklarini yo'qitdi ekan. Ular bu turdan foyda olamdoq, ziyon tortamdoq deganlarni mu so'rmas bo'lib qoladi ekan. Biz bu tushdan uzil kisil uyg'onishimiz kerak va bizga duch kelayotgan xatarni tunib yetishimiz kerak. Bizning navbatda Xitoyga nisbatan duch kelgan masallarimiz ayni chaqda Sovetga nisbatan duch kelgan masallarimizga asosan o'xshaydi. O'xshamaydigini bizning Sovetga solgan zo'r summadagi mablag'imiz yo'q edi. Iqtisodimizni Sovet ittifoqiga sarf qilmagan edik. Men Xitoyni Sovet ittifoqiga o'xshash parchalanib ketish davriga kirdi deb qarayman. Bu ruschada raspad deyiladi. Buning ma'nosi davlat vayron bo'lib, hamma narsa tugashdi deganlikdan derak bermaydi. Buning ma'nosi davlat tixcha mavjud qurilish aslihalar burunqiga o'xshash, faqat ular siyosiy tizimini o'zgartishi kerak deganlikdir. Ular hech qachon halok bo'lish, vayron bo'lish degan so'zni ishlatmagan. Faqat biz mushunda qishiltimiz. Xitoy buni JT, ya'ni parchalanib ketish deb ataydi. Nihoyati qo'nirab ketgan, yili o't olmaydigan, yili boshqa kashilar chiqqan, normal funksiyasini yo'qotgan bir mashinani xiyolingizga keltiring. Xitoy rejimining bugungi holi dal mushundoq. Bu rejim navbatda o'z ichidan intayin cho'ng xatarga duch keldi. Albatta, Xitoyda ishlar yaxshi bo'lib ketishi mumkin, biroq ular ofat xarakterli krizislarga duch keldi. Xitoydagi o'rni intayin yuqori Xi Jinpingning eng muhim maslahatchilaridan biri uchrashuvlarimizning birida u menga samimiyat bilan shundoq dedi. Artur, biz zodi qanday qilsak bo'lar? Navbatdagi sistemaning halokatga qarab ketayotganini har kim biladi. Biz allaqachon xalt ko'chiga kirib qoldik. Biz keyingi qadamni qanday qilishni bilmaymiz. Chunki ba'ayni yo'limizning hamma yeriga mina kumilgan. Navoda biz yana bir qadam olsak, balkim to'limo qo'rqinchliq bartoshqa duch kelishimiz mumkin. Shunglashqa Xitoy uchun haqiqiy aql talab qildigan masala sotsializmdan qanday qutulib chiqishdir. Sovet ittifoqi intayin talaylik. Chunki Gorbachevning to'limo qaltis bir maslahatchisi bor edi. Bu maslahatchining ismi Yakovlev. Men ilgari uning bilan uchrashish sharafiga erishgan. U intayin qaltis odam. Gorbachev funksiyasini yo'qotgan, ya'ni sotsialistik tizimini Rossiyada davomlashtirish uchun millionlagan insonni o'ltirib yetishga bo'ladiganligini yoki bo'lmasa o'zgartirish ilib berish kerakligini tunib yetgan. Garchi Gorbachev yomon ko'rilgan bir shaxs bo'lsa-mu, biroq u ishongusiz darajadagi bir yaxshi ishni qilgan. Chunki kommunistik Sovetdan Rossiyaga olmishish jarayonida o'lgan odamning soni 200 dan oshmaydi.
Gorbachev kişilerini etiyütiş arkalık teslim kılalmaydıqalıqını tonup yetken. Neticede Gorbachev'nin kılığını pütkül Sovet halkının cinini kutkuzduğun yoldun birini yasaş bolğan. Men şunda karaymen ki Xtay parçınıp getiş devrede durmaqta. Devlet işleri katibi Pompeo ve başka Amerika emeldarları növete duç gelgen en çoğun hırs, onlarının Xtay'nın halta kucuğa kırıp kalgalıq meselesini oylaşışıdır. Baya men gepini kılığan Şi'nin mesajcisi hesaplanan kişi qatarlıqlar Xtay'nın tuyuq yolga kırıp kalgan bu beytide kanda kılış kerekliğini karar kılışı gerek. Biz mu hem? Cevap süpüde kanda kılışımız kerekliğini oylaşışımız gerek. Bırak hiç kim estaydılık bilen oylanmaya vatudu. Bu cehetteki işlerga pekatla intayın aslandaki realizmçi kişiler dikkat kılvatudu. Biz Beijing'nin digine karap nime kılışını bilisen digenge künüp kalgan. Biz ilgiri dayı muşunda kılıp geldik. Bırak işki cehettin parçlansa kanda kılış gerek. Ete ügün Pompeo Efendi'ye Xtay'da yukarı hukuk tutkan nurgulgan kişi telefon berip, Pompeo Efendi, men sistirep de, digende yine nurgulleri telefon berip, yok Pompeo Efendi, men sistirep de, deyişi mümkün. Xtay'da işler murekkep. Onlar öz küçünü tertip kesilip bulalmağan. Bizde Xtay'a inkas kaydırılgan aktif ideya yok. Xtay belkim siyasi malmancılıkta turmağan buluşu mümkün. Bırak Xtay çok siyasi özgürüş beyti de. Men ehvalini muşundaq terakki kılıdu dep karaymen. Men bir sipi özdün ümit var adam. Xtay'a kılgan en ahırkı sepirim. O yerdeki tukallarımdın biri yaşla ölüp ketken çağda depni murasımıga katış üçün kılgan sepirimdir. Bu Artur Valdurun'un xutini Beijing'li Xtay'ken. Men şu çağda bu menin Xtay'a kılgan en ahırkı sepirim dep oylaydım. Hazır bolsa, belkin pensiyaga çıkınımdın kiyin. Hazır, Artur Valdurun 72 yaşta. Yazdığın kitaplarımını ve kılıdığın başka işlerimini tüketkendin kiyin, belkim ayalım bilen birlikte okşumaydığın, özgergen Xtay'a berişim mümkün. Xuddi bugünkü Rusya'ya barğanğa okşaş. Bugün Spassky Munarı'da ləpildavatkan bayrağı kızıl bayrağı emez. Şundakla Spassky Munarı bugün eyni çağdakidek Kremlin sarayının merkezge caylaşkan mı emez? 10 yıl işide siz bu sarayga caylaşkan Lenin'in kabrinsini mi körelmeysiz? Rusya Kızıl Meydanı ailevi dem iliş ornağa özgert etmekçi. Hazır Putin'in herkiti bir az asta. Ular kelgüsüde Kremlin sarayının işçige kümülgen komünistlerinin cesetlerini bu yerden çıkırvidudu. Men bunu çokum yüz berdu dep qaraymen. Men bu xil ehvalni Xitaydımı cezmen yüz berdu dep qaraymen. Bununiki muhim başqitinçiligi Mao'nun cesedini bir taraf qilishdir. Mao'nun cesedi çirişke qarşı doğrulangan. Bu cesed Beijing'nin en muhim yerinin merkezige qoyulgan. Bırak haman bir günü Mao'nun cesedi bu cahidin sürgün qilinudu. Bunundan qilçe şek şöbhe hem yok. Çünkü bugünkü Xtay'da Mao hiçkança karşı edinmaydı. Xtay'daki medeniyet terbiyesine ige kişiler onu katıyla yakış görmeydi. Yapon Xtay urşi mezgilde Mao Xtay tarafından mahbiyatliklerini Yapon'a setiş arkalık mal dünyaya erişken. Çünkü komünistler pulga bekle ihtiyaclık idi. Şundak bolgalıktın Mao'ni vatanperver deyiş üzül kisil hatalık hesaplandı. Mao'ni vatan haini dep ataş gerek. Navada bir rejimnin qurguchisinin vatan hainlik ötmişi ispatlangan taqdirde bu xil rejimnin asası puxta bolmaydu degen gep. Eger siz Mao bilen qilingan söhbetlerini, meselen 1945-li Reuters agentligi bilen qilingan söhbetini okup körsiniz, bu söhbet Xitayça eserlerde uçurmaydu. Bırak Yapınca eserler uçuraydı. Çünkü Yapınlar tulumu estaydil millet. Bu söhbette Mao'dun Xtay'nın kandak bir dölet bulduğalığın soralganda Mao. Xtay pütüleyi demokratik dölet buludu. Barlıq grupların özülkesil pikir bayan kılış hukuk buludu. Xtay'nın her bir rehberi saylam arkalık vazifeye çıkdı diyen. O bu sualga yezikçi şekilde yukarıdak cevap yazgan. Mao'ni bazı kişiler demokratik islahatçı dep qaraydı. Albuki
onun hökmranlığı Xitay üçün bəq iğir abət bolğan. Xitayda uruş bolmğan tiniş küllərdə Xitay Kompartiyası 70 milyon insanı öldürvətgən. İkinci dünya uruşuda ölgənlərinin sani 50 milyon. Yakovlevinin təxminicə Sovet kommunistlərinin hökmranlıq dövrüdümü oxşaşla 70 milyon insan öldürülgən işgən. Bu kişilər təsəvvür qılışqımı cürət qılalmaydıqan tülümü qorqunuşluq rəqəmdür. Cekilək. Artur, siz özünüzdən hazırlıqca bilgəllərinizgi qarğanda Hong Kong'daki işlər tərəqi qılıb nəgici barar? Artur, mən başqa bir yerdə her biri steyin qanuniyetini tılğa alğan idim. Bu qanuniyetini, əgər məlum bir nərsə çəksiz davamlaşmaydıqan təqdirdə çoxum toxtab qalıdu digən mənağa yığıncaqlısaq buludu. Xitayının növətdiki mevcud sistemisi çəksiz davamlaşmaydı. Steyin qanuniyeti tədbiqlısaq, Xitay rejimi məlum pəytdə hərkətdən toxtaydı. Onun qandaq toxtışı, qaçan toxtışı, qandaq səbəb bilən toxtışı bizə aydın əməz. Xitay toxtumasın yürgüzvatıdı. Mən Xi Jinpingnin bir icabi tərəqiyyat arqılıq bizni həyran qaldırışını ümid qılımən. Artur, Xitay rejiminin qaçan toxtışı və qandaq səbəb bilən toxtışı bizə aydın əməz dəbdi. Bugünkü vəziyyətki nisbətdən mənim göz qarışım, bugünkü müşü Xitay virusi, ulanın rejiminin toxtatılışının səbəbçisi bu qılışı mümkün. İngilizcədən tərcümə qılğıcı Hekmətyar İbrahim.